İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti toplantısı. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün konuşması. Hollanda ve Belçika'daki Ermenilerin zengin tarihi. Biz, yer biziz. Ermeni greco güreş takımı Avrupa Şampiyonası'nda takım sıralamasında üçüncü oldu. Kasak Vadisi'nde kayaya oyulmuş bir mezar bulundu. Batı Ermenistan Televizyonu Westen Armenia TV'yi destekleyelim. 17 Şubat Cumartesi günü Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin toplantısı gerçekleşti. Oturma Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidya Margosyan başkanlık ederken, hükümet üyeleri de hazır bulundu. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Başbakan Yardımcısı Arman Hagopyan bir rapor hazırlayarak hafta boyunca yapılan çalışmaları sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti oturumunda Ermeni kimliğinin korunmasının garantisi olarak Batı Ermenice dilinin öğretilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması da tartışıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huysakyan, 16 Şubat'ta gerçekleştirdiği bir briefingde haftanın en önemli olaylarını aktardı. Bu önemli olaylar arasında Antip kentindeki gaziler evinde Misak ve Meline Manuşan'a adanan konferans da vardı. Bu konferansın konuşmacısı, konuşmasında Fransa'daki direniş ruhunun köklerine değinen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan oldu ve Devlet Başkanı Abrahamyan, Misak Manuşa'nın ölüm arifesinde meline yazdığı son mektubunu okuyarak konferans sona erdi. Ayrıca Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem 9. oturumu da değerlendirildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin hükümet sözcüsü ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan'ın 8 Şubat 2024 tarihli dilekçesi dahilinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Bayan Lidya Margosyan tarafından onaylanan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 4. hükümetinin oluşumuna ilişkin 100. başkanlık kararnamesine de değinildi. Sözcü konuşmasında Batı Ermenistan adlı derginin 16. yeni sayısını müjdeledi. Hollanda ve Belçika'daki Ermenilerin zengin tarihi 1. bölüm Hollanda ve Belçika'daki Ermeni izleri çok eskilere dayanıyor. Belki de ilk önemli temas Ermenistan'ın dünyadaki ilk Hristiyan ülkesi olduğu 4. yüzyılda gerçekleşti. Böylece Hristiyanlığı savunan Ermeni keşişler tüm dünyaya yayıldı. Bu misyonerlerden biri 4. yüzyılda Batı Avrupa'da İncili ilk vaz edenlerden biri olan Servatius'tu. Hollanda'yı Hristiyanlaştıran ilk kişi olduğuna ve Belçika'daki Tongeren'in piskoposu olduğuna inanılıyor. Çeşitli kaynaklara göre Servatius Hristiyanlığı vaaz ederek Ermenistan'dan Batı Avrupa'ya geldi. Kendisi bir aziz olarak kabul edilir ve kendisine birçok mucize atfedilir. Bunların bir kısmı ölümünden sonra da anılmaya devam eder. Servatius Hollanda'da Servaas Hollanda'nın Maastricht ve Schlendel şehirleri ile Belçika'nın Grimbergen şehrinin koruyucu azizidir. Biz yaratlarımızla biziz. Manastır komplekslerinin, manastırların ve kiliselerin yeniden adlandırılması sırasında Türkler bazen sadece sayma yöntemine başvurdular. Manastır kompleksindeki kiliselerin sayısını ya da kilisenin sahip olduğu sunakların sayısını saydılar ve Ermeni tarihi ve kültürel anıtını bu tarihle yeniden adlandırdılar. Böylece Batı Ermenistan'da Van Gölü'nün güneydoğu kıyı bölgesinde, Van şehrinin doğusunda, Baraka Dağı'nın yamacında, Ortaçağ Ermeni yazı ve kültürünün önemli bir merkezi olan Baraka Bank vardı. Burada Haydi Karimyan, 19. yüzyılın ikinci yarısında matbaa kurmuştur. Baraka Banka Manastırı kompleksi içerisinde 7 Surp Asvazazin, Surp Gevorg, Surp Haç, Surp Ovanes, Surp Nişan, Surp Siyon, Surp Sofi adlı 7 kiliselerden dolayı Türkler tarafından buraya 7 kilise adı verilmiştir. Batı Ermenistan'ın büyük ve görkemli tarihi ve kültürel yapılarından biri olan Surpovannes veya Bagrevant Manastırı, Büyük Hayk'ın Ayrat ilçesinin Bakrevant vilayetinde, şimdiki zamanlarda Karim bölgesinin Bayazit ilçesinde Diadin köyünün 16 kilometre kuzeybatısında Bank köyündeki ünlü Nıpat Dağı'nın kuzeydoğusunda yer alıyordu. Manastır, Ermeni Kralı III. Dırtat ve diğerlerini Arazini nehrinin sularında vaptis eden Karikorlu Savoriş tarafından kurulmuş ve manastırda Surpovannes'in kalıntıları gömülmüştür. Üç sunağa sahip olduğu için Türkler manastırın adını üç kilise olarak değiştirdiler. Doğu Ermenistan'ın greco roman güreş takımı Avrupa Şampiyonası takım sıralamasında üçüncü oldu. Doğu Ermenistan Güreş Federasyonu tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan'ın Greco-Romen Güreş takımı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Olimpiyat oyunları şampiyonu Artur Aleksanyan Avrupa Şampiyonası'nda 7. altın madalyasını kazandı. Malhas Amoyan 3. kez altın madalya kazandı. Manvel Haçadıryan ise bronz madalya elde etti. Kasah Vadisi'ndeki Ohanavan Köyü bölgesinde uzmanların ön değerlendirmesine göre erken Hristiyanlık dönemine atfedilen kayaya oyulmuş bir mezar keşfedildi. Mezarın tarihi erken Hristiyanlık dönemine kadar uzanıyor. Bu da onun büyük bir kültürel varlık olduğu anlamına geliyor. Bu hepimiz için olduğu kadar bu alandaki profesyoneller için de paha biçilemez bir değere sahiptir yakın gelecekte birçok çalışma yapılacak. Paralellikler kurulacak, tarihi kaynaklar karıştırılacak ve bunun sonucunda mezarın gerçek tarihi değeri ortaya çıkarılacaktır. Alanın ayrı özelliği bulunan bir dizi ilginç örnekle de vurgulanmaktadır. Bölge sakinleri tarafından ilgili yapılara teslim ettiği zeytin kandilleri ve çeşitli kil objeler bulundu. Bunlar temizlenecek, incelenecek ve uygun bir müzeye teslim edilecek. Kazılar sonucunda ilginç yeni keşiflerin olacağını umuyoruz. Uzman komitede yapılacak görüşmelerin ardından anıt, yeni keşfedilen anıt statüsüne kavuşacak. İlk aşamada alan sahibi ile yükümlülüklerinin kayıt altına alınacağı uygun bir bakım sözleşmesi imzalanacak. Sonraki adımlar çalışmaların sonuçlarına göre hayata geçirilecek. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agassi İspiryan tarafından seslendirilen Muş Yergir Babakan adlı eseri sunuyoruz. Azum kader zorganatsin hamun kez vor <laughs> tishnamuz azaten u perken mez otaran iskan eluzi elgrum manal meke vochni askchi karo haydarnal ota haran isqame tovi ergroumama mege bots mi astchin karogh haydarna Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.